Çocuk futbolcu ve antrenörleri mağaraya 23 Haziran'da girmişti. Kurtarma ekipleri onlara 9 gün sonra ulaşmıştı. Mağaranın girişinden 4 kilometre derinlikteydiler. Mağarayı su basması nedeniyle oraya kadar çekilmişlerdi. Mağarada bazı bölümler tavana kadar suyla kaplıydı. Bu nedenle ya dalmayı öğrenmeleri ya da suyun çekilmesini beklemeleri gerekiyordu. Çocuklara dalış dersleri verildi. Yeniden yağış yaklaşırken Zaman iyice daraldı. Ayrıca mağarada oksijen azaldı ve bu sabah kurtarma operasyonu için düğmeye basıldı. Önce mağaranın girişi brandalarla kapatıldı. Onlarca dalgıç ve dalış tüpleri getirildi. Gazeteciler de mağaranın girişinden uzaklaştırıldı. Çalışmalara 13'ü yabancı 18 dalgıç katılıyor. Çalışmalar halen devam ediyor. Şu anda ekranlarınıza da canlı görüntüleri getiriyoruz. Sol tarafta arama kurtarma çalışmalarını görüyoruz. Sağ tarafta da bir basın açıklaması yapılacak. O açıklamanın yapılacağı noktayı görüyoruz. 12 çocuk futbolcu ve antrenörleri mağaraya girmişlerdi ve bu sabah itibariyle arama kurtarma çalışmaları başlamıştı. Şu dakikalarda da arama kurtarma çalışmalarını canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Hala devam ediyor. İki kişi de iki kişi de burada kurtarıldı. Evet mağazada mağarada bazı bölümler tavana kadar suyla kaplı olduğu için arama kurtarma çalışmalarına başlamak adına bir süre beklenildi. Çocuklara dalmayı öğrettiler, dalış dersleri verdiler. Ardından da bu sabah itibariyle arama kurtarma çalışmaları başladı. Mağaranın suyla kaplı olmasından dolayı bu kadar geciktirilmişti. Şu anda arama kurtarma çalış... ekiplerinin çalışmaları da hala devam ediyor. 7 saat sonra çocuklardan ikisi mağaradan çıkarıldı. Diğer çocuklara da ulaşılmaya çalışıyor. Kurtar Kurtarma ekipleri onlara 9 gün sonra ulaşmıştı. Şu anda bir antrenör ve 10 futbolcu çocuğa daha ulaşılmak için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını devam ettiriyorlar. Evet